26 Ağustos 1922, Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa'nın tarihi emriyle Türk birlikleri Yunan mevzilerine doğru ilerlediler. İleri hatlar düşman mevzilerine 400 metreye kadar yanaşarak saat 5'te başlayan 05.30'da şiddetini arttıran topçu ateşi himayesinde birlikler düşman mevzilerine taarruza başladılar arkadaşlar. Tam 26 Ağustos'ta. Bakalım bir gün sonra ne olmuş? Bölüm 2. 27 Ağustos 1922 bölgedeki Yunan birlikleri mevzilerini terk ederek batı, kuzeybatı yönünde geri çekiliyorlardı. Türk ordusu Eskişehir bölgesi hariç Yunanların bütün asıl mevzilerini ele geçirmişti. Artık önemli olan Türk ordusunun hangi istikamette takip yapacağı. Geçelim 28 Ağustos 1922. Yunanlıların 7 ile 8 civarında tümeni mağlup edilmişti. Türk ordusu her taraftan çekilmekte olan Yunan birliklerini takip etmiş ve rast geldikleri yerde taarruz ederek tutunmalarına fırsat tanımamıştı. 28 Ağustos 1922. 29 Ağustos 1922 bakın ne olmuş. Türkler 3 günden beri sürdürdüğü mücadele ile Afyon Karahisar bölgesinde bulunan Yunan ordusunun büyük kısmını mağlup etmiş. Yunan karargahı birliklerinin hakimiyetini kaybetmiş. İzmir'den Afyon Karahisar'daki savaşı çaresizce yönetmeye çalışırken Türk Başkomutanı Mustafa Kemal savaş alanının içerisinden cepheden cepheye hareket halinde, Türk askerleri ise gizliliğe riayet ederek emredilen planı tümüyle uyguluyormuş. 29 Ağustos. 30 Ağustos. 5. bölüm tabii ki. Bizim de 5. analizimizdi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile oturup durumu inceleyip tartıştılar. Yunan birlikleri Türklerin gece aldığı muharebe düzeninden habersizdi. Güneşin ilk ışıkları ile Türk ordusu top atışı ile büyük bir taarruz başlattı. Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Türk ordusuna bizzat ateş attığında önderlik ediyordu. Yunan ordusu dört bir taraftan kuşatılmıştı. Kanlı süren muharebe sonunda Yunan ordusu on binlerce ölü ve binlerce esir bıraktı. Kurtarılanlar yalnız tüfeklerini götürebildiler. Bütün toplarını, tekerlekli ve motorlu vasıtalarını muharebe alanında terk edip kaçtılar. Kaçanların bir kısmı da yolda esir edilecekti. 5 gün yoğun çatışmalarla kanlı süren muharebe mutlak zaferle sonuçlanmıştı. 30 Ağustos 1922 yani bugün. Geçelim. 31 Ağustos 1922 yani yarın. Büyük takip başlıyor. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ile Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa zaferin ardından sabah saatlerinde muharebe alanına giderek durum değerlendirmesi yaptılar ve emir verildi. Bursa istikametinde çekilen kuvvetleri mahvetmekle beraber ordunun büyük bir kısmı ile fasılasız İzmir'e yürümek. 31 Ağustos yarın bunun kararını verecekler. Büyük zafer dünya basınında. Büyük taarruzun yurt dışındaki yansımalarına baktığımızda The New York Times'ın 31 Ağustos 1922 tarihli sayısında zafer Yunan bozgunu adıyla yayınlanmıştır. İngiltere'de yayın yapan Daily News gazetesi Yunanlar Anadolu'yu fena bir surette terk ettiler. İsviçre'de yayınlarına Berget Tageblatt gazetesi Yunan kralı bir gecelik uykusunda ertesi sabah uyandığı vakit tamamıyla mağlup ve aciz bir adam durumuna girmişti diyor. 31 Ağustos 1922. 1 Eylül 1922 Batı Cephesi Komutanlığı Yunan ordusunun çekilmesine ve Yunanistan'dan Trakya'ya getireceği yeni kuvvetlerin Eskişehir kolordusu ile birleşerek İzmir yakınlarında savunma hattı oluşturabileceklerini değerlendirdi. Bu değerlendirme neticesinde Uşak istikametine çekilen dağınık Yunan birliklerinin toparlanmasına meydan verilmemesi gerektiği üzerinde durularak İzmir'e girilmesine karar verildi. Bu maksatla Başkomutan Mustafa Kemal Paşa şu tarihi emri verdi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. 1 Eylül 1922. O tarihi cümleler 1 Eylül'de sarf edilmiş. Peki. 2 Eylül 1922. Türk ordusu Uşak'a teslim aldı. Türk Başkomutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Batı Cephesi Komutanı karargahları Dumlupınar'dan Uşak'a taşındılar. Yunan birlikleri dağılmış bir halde çekilmeye devam ederken geçtikleri yerlerde her şeyi yakıp yıkıp harap etmişlerdi. Binlerce sivil Türk katledilmişti. Savaş alanından kaçan Yunan ordusunun başkomutanı Trikopis saklandığı Uşak'ta Albay Kalibal ise Türk ordusuna direnç gösterilmesini emretti. Ancak dağıtılmış bir avuç kalmış Yunan ordusunun direnme şansı kalmamıştı. Ateşkes borusu çaldı.
beyaz bayraklar havalandı. Yunan ordusunun başkomutanı Trikopis, generaller ve askerlerinden oluşan 5000 kişiyle Uşak'ta teslim oldu. 5000 kişiyle teslim olmuşlar Uşak'ta. 2 Eylül. Peki 2 Eylül 1922 başkomutan Mustafa Kemal Paşa esirleri evvelce Yunan başkomutanı için hazırlanmış olan bir Türk evinin geniş salonunda kabul etti. Paşa, Fevzi ve İsmet Paşaların arasında oturuyordu. Kıyafetleri erler gibi çok sade ve yüzleri son derece sakindi. Yunanlı generaller sırmalı üniformalar giymişlerdi. Trikopis genç, Dienis ise biraz daha yaşlıca görünüyordu. Her ikisi de yorgundu. Kemal Paşa Trikopis'e "Oturun general, yorulmuş olacaksınız." diyerek elini sıktı. Yapılan detaylı görüşmenin ardından Mustafa Kemal Paşa ayağa kalkarak "Sizin için bir şey yapabilir miyim?" diye sormuş. Trikopis ise İstanbul'daki ailesine yaşadığının haber verilmesini rica etmişti. Türk ordusu ise takip harekatını aksatmaksızın yürütüyordu. 3 Eylül 1922 11. Başkomutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 31 Ağustos 1922'de tümen ve daha üst komutanların birer derece yükseltilmeleri için Büyük Millet Meclisi'ne yaptığı teklif aynen kabul edildiğinden bugün Genelkurmay Başkanı 1. Ferik Fevzi Çakmak ve Batık Cephesi Komutanı Mirliva İsmet İnönü ve diğer komutanlar bir üst rütbeye yükseltildi. Cephede ise Yunan birlikleri bir önceki gün yerleşmeye çalıştıkları savunma mevzilerine korunmaya çalışırken Türk birlikleri ise olanca güçleriyle takip harekatına devam ediyordu. Öyle ki Türk erlerinin çoğunun ayaklarında çarık kalmamıştı. Takip harekatında hayvanlar dahil yorgunluktan yürüyemez haldeyken Türk askerinin yürüyüş kabiliyeti her türlü takdirin üzerindeydi. 4 Eylül 1922. Geri çekilmeye devam eden Yunan birlikleri Alaşehir'i ateşe verdiler. Ayrıca Yunanlılar İzmir'in boşaltılması için harekete geçtiler. Takip insanüstü bir hızla ilerledi. Türk askeri dinlenmek ve uyumak istemiyordu. Çünkü kurtardığı her kasabanın, köyün, şehrin Yunanlılar tarafından yakıldığını, bölgedeki Türklerin vahşice katledildiğini görmekteydi. Bir dakikalık zaman kazanmasının birçok yerleşim merkezini ve birçok Türk'ün hayatını kurtaracağını anlamıştı herkes. 5 Eylül 1922. Yollarda terk edilmiş otomobil ve kamyonlar bulunuyordu. Batı Cephesi Komutanlığı'na gönderilen raporda Yunanların Alaşehir ve Ova köylerinin tamamını yaktığı, kadın ve çocuk demeden halkı vahşice öldürdüğü, canlarını kurtaranların bir kısmının silahlanarak Yunanlara karşı koydukları, diğer kısmının ise dağlara kaçarak perişan oldukları bildiriliyordu. Aynı raporda bu tahribatın önüne geçilmesi için siyasi teşebbüste bulunması da talep ediliyordu. Piyadelerin insanüstü gayretleriyle yaptıkları yürüyüşlerde perişan olmuşlardı. Türk ordusu takip harekatının hayvanlar ile sürdürülebilmesinin yollarını ararken at, deve, katır gibi yük hayvanlarını toplayarak yeni birlikler teşkil ediyorlardı. Çekilen Yunan birlikleri Salihli'yi ateşe verdiler. Salih. General Franco Yunan birliklerine Turgutlu güneyi ve kuzeyinde savunma düzeni aldırmaya çalışırken Küçük Asya ordusu komutanlığına atanan General Guglielmekalis bugün İzmir'e gelerek komutayı ele aldı. Aynı zamanda İzmir'den tahliye devam ediyor. Evet. 7 Eylül 1922 Türk ordusu başkumandanlık ve Batı Cephesi komutanlığı karargahları Salihli'ye geldiler. Türk birlikleri yorgunluktan bitap düşmüşlerdi. Bir günlük istirahat isteyen birliklere müsaade edilmemişti. Buna rağmen takip devam ediyordu. Birinci Ordu Komutanı öğlenden sonra Ahmet Bey'e vardığında yakılan şehirde barınacak bir tek ev yoktu. Of. Halkın yaşayan kısmı ise dağlara kaçmıştı. Yunan ordusu Ahmet Bey'de yerli Türk halkına doldurduğu binaları ateşe verdi. Halktan birçoğunu kloroform koklatıp bayıttıktan sonra midelerine akıttıkları benzini ateşe vermek suretiyle insanlık tarihinde görülmemiş zulüm ve işkenceler yaparak çekildi. 7 Eylül 1922 8 Eylül 1922 Yunan orduları karargahı General Franco birliklerinin bir an önce geri çekilmesinin emrini verdi. Emir de çekilmenin 9 Eylül'de başlayacağını bildirmesine rağmen Franco gecikeceği endişesiyle birliklerini saat 16.00 itibariyle çekilme harekatını başlattı. Akşam Yunan artçıları Kemal Paşa'dan da atılınca Yunanlıların İzmir savunmasındaki son mevzileri de Türklerin eline geçmiş oldu. Batı Cephesi Komutanlığı gelişmenin üzerine İzmir'in nasıl geri alınacağı konusunda planlarını yaparak emir kağıtlarını yazdırdı. Haydi bakalım.
9 Eylül. Evet, evet. 9 Eylül. İzmir Türk ordusu süvari birlikleri tarafından sabah saat 10.00'da geri alındı. İzmir'de 3 yıl, 3 ay, 25 gün sonra yeniden Türk saldırıcıları dalgalanmaya başladı. Ancak İzmir yardımlardan tanınmayacak hale gelmişti. Türk piyadeleri süvarilerle aynı günde İzmir'e girdiler. Takipte kat edilen mesafe yaklaşık 450 kilometredir. Bu muharebe edilerek her gün üst üste ortalama 50 kilometre ilerlendiğini ifade eder. 14 Ağustos'tan beri her gün yürüyüş yapmış ve aralıksız 5 gün muharebe etmiş olan yaya birlikleri için bunun gerçekleştirilebilmesinin izahı oldukça güçtür. Yapılan faaliyet insan takatının içindedir. Bunun sırrı kanaatinizce gaye birliğinde yapmaktadır. Müthiş. 9 Eylül'de Yunan ve yabancı gazeteler Kral Konstantin'i devirmek ve demokratik bir devlet kurmak için Ege adalarında bir hareketin oluşturduğunu bildirdi. Evet, İzmir kurtuldu. 9 Eylül 1922. İzmir'in alındığı Türk karargahına bildirilince başkomutan ordulara aşağıdaki mesajı yayınladı. İlk verdiğim Akdeniz hedefine varmakta orduların gösterdiği gayret ve fedakarlığı hürmet ve takdirle anarım. Elde edilen büyük muzafferiyetin yapıcısı olan kıymetli arkadaşlarıma en içten teşekkür ve tebriklerimi bildiririm. Orduların bundan sonra verilecek hedeflerin alınmasında da aynı fedakarlık yarışmasını göstereceklerine inancım tamdır. Ordulara ve 5. Süvari Kol Ordusu'na Kemal Paşa'dan. 9 Eylül 1992'de yazılmıştır. Başkomutan Mustafa Kemal. 1922'de yazılmıştır. Başkomutan Mustafa Kemal. Ve İzmir tamamen artık kurtarılmış oluyor bu sayede. 10 Eylül 1922. Anadolu'daki Yunan birliklerinin eski başkomutanı General Hacı Anesti, yenilgiden sonra Yunan ordusunun Anadolu'da niçin hezimete uğradığı konusunda 10 Eylül 1922 tarihli Katimerini gazetesinin yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri söylemiştir. Mükemmel donanımlı uçakları Kemalist orduya götüren bir İtalyan gemisinin Mersin'e gitmekte olduğunu haber aldım. Kemalist ordu bu uçaklarla bizden daha güçlü duruma gelmişti. Derhal İtalyan kumandan Signor Calamida nezdinde teşebbüste geçerek geminin yükünün boşaltılmasını talep etti. İtalyan kumandan Denizcilik ve Dışişleri Bakanlarına sorması gerektiğini söyledi. Bu arada Mersin limanına varan geminin yükü boşaltıldı. Birkaç gün sonra yaptığımız keşif uçuşunda çok güçlü ve mükemmel sistemli düşman uçaklarını gördük. 11 Eylül 1922. Amansız takip sürüyor. Her şehirde, her köyde saklanan Yunan askeri esir alınıyordu. Yunanistan ve adalarda Türklere karşı Anadolu'da yeniden Yunan ordusu ve donanmasında başlayan ayaklanma devrimi de sonuçlandı. Albaylar başlandığında bir devrim komitesi oluşturuldu. Sakız'da Nikolaos Palestiras Albay Stiliano Lesbos'ta ordunun temsilcisi olarak seçildi. 12 Eylül 1922 Türk ordusu Yunanların bıraktığı ağır alet, silah, araç ve uçakları Afyon, Uşak ve Salihli'den İzmir'e intikal ettirmeye çabalıyordu. Ancak demir yolları ve karayolları tahrip edilmişti. Kamyonlarla, kısıtlı imkanlarla intikal sürüyor. Çok acı. 13 Eylül 1922. 13 Eylül'de denize dokunan Yunan ordusunun büyük kısmı Anadolu'dan gemilerle Lavrio geldi. Ege'deki bölüklerin İzmir'deki Batı Cephesi Komutanlığı ile telsiz, telefon ve telgraf bağlantısı kurulamamıştı. İzmir'e haber yollamaya giden uçaklar arızalanarak geri dönüyordu. Of. 10 Eylül 1922. Yunan kralı Konstantin tahtını bırakarak İtalya'ya kaçmak zorunda kaldı. Tahta Konstantin'in oğlu 2. Georgios geçti. Tamir edilen 4 av ve 2 keşif uçağı İzmir'e hareket etti. Ancak sadece biri İzmir'e varabildi. Pilot ise Vecihi Ürkuş'tu. Daha sonra ilk yerli uçağı da üretecek olan pilot Vecihi bugünü şöyle anlatmış. Of. 14 Eylül 1922. Nihayet siyah dumanlarla örtülmüş güzel İzmir'i gördüğüm gündü. Birkaç yüz metreye kadar yükselen alev ve dumanların etrafını dolaşırken hayli tehlikeler atlatmıştım. Bu yangın şimşek gibi Akdeniz kıyılarına atlayan kahraman Türk cerrahının sıçrayan bir kıvılcım iziydi. Yurdun her noktasına göze çarpan düşman hezimetini burada daha bariz görmek mümkündü. Yükleme iskeleleri ve şehir rıhtımı düşman gemileriyle veya koca liman doldurulup da kaçırılamayan gemilerle dolmuştu. Garlar, rıhtım dokları ve rıhtımda gemiler arası
üzerleri insan veya eşya dolu vagon dubalarla örülmüştü. Havadan ve çok alçak irtifadan iyice gördüğüm bu manzara büyük Türk seferinin ifadesiydi. Çok acayip. 15 Eylül 1922. 15 Eylül'de devrim birlikleri Atina şehrine girdi. Bu olaydan sonra Atina'da Sotirios Kyrokidas başkanlığında yeni bir hükümet kuruldu. Bu darbeyle 1924 yılında Yunan monarşisinin yerine ilan edilecek olan 2. Helenyo Cumhuriyeti'nin önü açıldı. Batı cephesi komutanlığının emriyle yapılan keşiflerde Yunanlıların Çeşme, Urla ve Alaçatı'da çekilmeye devam ettiği ve süratli gemilere binerek kurtulmak istediği anlaşılıyor. Peki. Devam Özgüncüm. Evet. 15 Eylül 22. 2. bölüm. Savaşta kullanılan araç ve aletler Akşehir, Çay, Afyonkarahisar, Dumlupınar, Uşak, Salihli ve İzmir'deki meydanlarda dağınık haldeydiler. Cephe komutanlığınca yer kademesinin teşhisat ve ağırlıklarının taşıması için yeterli sayıda ve kapasitede ulaştırma aracı tahsis edilememişti. Kadrosunda ulaşım aracı olarak bir tane at arabası bulunuyordu. Demir yolları yer yer tahrip edilmiş olduğundan vagonlar ile malzeme ve teşhisatın taşınması mümkün olmuyordu. Zaten iki aracın yan yana zor geçebileceği genişlikte olan Afyonkarahisar-İzmir karayolu yoğun savaş trafiği yüzünden tıkanmıştı. Ayrıca bazı köprülerin imha edilmesi, kalan diğerlerinin ise taşımaya yönelik yetersiz olması da başka bir kısıtlayıcı faktör olarak ortaya çıkmıştı. Ağır malzemeleri taşıyan kamyonlar bu köprülere geldiklerinde görevli ekipler tarafından durdurularak geçmelerine müsaade edilmiyor. 16 Eylül 1922. Afyonkarahisar ve Dumlupınar'daki bozgundan sonra Türk birliklerinden kurtulmaya çalışan on binlerce Yunan askeri Çeşme Limanı'na ulaşmayı başarmıştı. Bu askerleri kurtarmak için 50 büyük Yunan nakliye gemisi Çeşme Limanı açıklarına demirlemişti. Yunan donanması da limanda toplanmıştı. Uzun menzilli topçu ateşleriyle bu bölgeyi Türk birliklerini yaklaştırmıyorlar ve askerlerini rahatça gemilere binmelerini sağlıyorlardı. Bu tarih Yunanlılar için çok kritik bir gündü. Çünkü Yunan askerleri dar bir alana sıkışıp kalmıştı. Askerlerin karadan Mavna ve sandallarıyla açıkta gemileri bulunan nakliye gemilere taşımaları zaman alıyordu. Türk uçaklarının böyle bir zamanda yapacağı taarruz Yunanlılara tam bir hezimete uğratacaktı. 35 kilometre uzaktaki Gaziemir meydanında ne uçak yakıtı ne de mühimmat vardı. Yunan ordusu Çeşme Limanı'nı gün sonunda terk etti. 17 Eylül 1922. Genelkurmay Başkanlığı'nca Konya'daki müfettişlik ve Adana'daki uçuş okulunun İzmir'e nakilleri emredildi. Uçuş okulu malzemeleriyle birlikte trenle Konya Afyon Uşak üzerinden taşınarak eski ziraat okulu binasına yerleşti. Savaş alanında kalan malzemeler imkansızlıklar nedeniyle taşınamamıştı. Elinde atlı arabadan başka imkanları yoktu ve üst makamların desteğine bağlıydı. Bu arada Batı Cephesi Komutanlığı tarafından teyyare bölüğüne Midilli ve Sakız arası civarında bulunan Yunan gemilerine bomba atmak ve birliklerin durumunu tespit etmek görevi verildi. Fakat ağır bakım faaliyeti nedeniyle verilen görev yerine getirilemedi. 18 Eylül 1922. Takip harekatından kurtulabilen son Yunan birlikleri 18 Eylül'de Bandırma'dan vapurlara binerek kaçtılar. Büyük taarruzun takip harekatı 18 Eylül 1920 akşamına kadar devam etmiş ve bu tarihte bütün Batı Anadolu düşmandan temizlenmiş olduğundan takip harekatı da sona ermişti. Batı cephesinin bundan sonraki görevi cepheye bağlı orduların boğazları tutarak Trakya'ya ve buradaki düşman kuvvetleri de temizleyerek Doğu Trakya'nın ana vatana katılmasını sağlamaktı. Peki. 18 Eylül 1922, 3 yıl 4 ay, 15 Mayıs 1919, 18 Eylül 1922 süren ve bu süre içinde tarifi güç mezalimler yapan, Anadolu'yu bir harabeye çeviren Yunan işgali sona erdirilmiş oldu. Bu zaferin sonunda Fevzi Paşa'nın Mareşalliğe, Tuğ General İsmet Paşa ve diğer komutanların bir üst dereceye yükseltildiği, ordumuzun 9 Eylül'de İzmir'i, 10 Eylül'de Bursa'yı kurtardığını ve böylece 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan yolculuğun yani İstiklal Savaşı'nın zaferle noktalandığını biliyoruz. Gazi Mustafa Kemal 40 yaşını henüz tamamlamamıştır. Söz artık onundur. O ise hem milletine hem çağına söyleyeceği anlamlı ve yönlendirici birçok sözü vardır. Büyük taarruzun zaferle sonuçlanmasıyla bir, imparatorluğun çöküntü dönemi ve son savaşların yenilgisi yüzünden maneviyatı bozulan ve bunlara ek olarak yoksulluk ve bitkinlik etkisiyle aşağılık duygusuna kapılan milletin maneviyatı yükseldiği gibi kendine güven ve yücelik duygusu yeniden doğmuştur.
2. Bu zafer yeni Türk milletinin temeli uygarlık yolunun en büyük köprüsü olmuştur. 3. Bu sayede milli misak gerçekleştirilmiş, Türk'ün yeni durum ve kuvveti karşısında eski düşmanlar dostluk eli uzatmak ihtiyacını duymuşlardır. 4. Bu büyük zafer sayesinde Atatürk'ün ve milletimizin özlediği benzersiz devrim gerçekleştirerek Türkiye'nin daha uygar, daha zengin ve mutlu olması bu yolda ilerlememizi sağlamıştır.